Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte araba kampı hakkında konuşacağız. Başlıklarında görmüş olduğunuz üzere ya da diğer adıyla kar camping hakkında konuşacağız. Uzatmaya gerek yok ama başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Videonun bazı yerlerinde bilgisayardan kopya çekeceğim çünkü çok ee dememek için yine bir yola ee diyebilirim. Bundan da kusura bakmazsanız güzel olur. Baştan özür dileyelim. Şimdi araba kampını bilmeyenler için küçük bir tanımını yapmak istiyorum. Kopya çekerek. Araba kampı, aracınızı kamp yerine götürebileceğiniz, her türlü kamp aktivitesini kapsayan bir tanımdır. Araba kampı Kuzey Amerika ve Avrupa'daki en popüler kamp türüdür. Hem yeni kampçılar hem de uzun zamandır kamp yapanlar için mükemmeldir. Aslında özel ve milli parklardaki kampların çoğu kamp alanınıza kadar araca erişim hakkına sahiptir. Şimdi videonun başından da görmüş olduğunuz üzere ya da bu sporun, bu keyif işinin, bu işin aslında kar camping'in isminden de duymuş olduğunuz gibi bu arabayla yapılıyor. Zaten söylememe gerek yoktu diye düşünüyorum ama bunun için tabii büyük bağcı arabalar gerekir. Spor arabalar, sedan arabalar, hatchback arabalar bunun için uyum değildir ama siz yapar derseniz de yaparsınız beni ilgilendirmez. Ama genellikle bu SUV yani bağcı büyük olan araçlarla, station wagonlarla, MPV araçlarla yapılmaktadır. Bununla yaparsanız daha iyi olur. Karavandan farklı olarak karavanda uzun süre yaşamanız lazım. Bunu istediğiniz zaman yaparsınız. Yani daha çok keyif içidir. tabi ev gibi karavan gibi kullanılmaz bu. Bunun artıları eksileri var. Her olayda olduğu gibi her işte oluşta olduğu gibi artıları eksileri var. Güzel yönleri kötü yönleri var. Şimdi eksilerinden başlamak gerekirse araba kampının eksileri çoğunlukla araba kampı yapılması tarafında olmanıza rağmen benim de olmama rağmen çok şimdi olmasına rağmen birkaç dezavantajı da var. Genellikle görünür komşularınız olur. Arabayla erişemeyen, erişilemeyen güzellikleri göremezsiniz. Yani arabayla gidilmesi yasak olan yerlere gidemezsiniz. Yürüyerek gitmeniz lazım. Bunun için de malzeme falan taşımanız lazım. Artıları neler? Arabanıza daima yakın kalırsınız. Malzemeleri yeniden çıkarmana gerek yok. Ve öyle diğer fanteziler gibi işte dünyada tur yapmak yürüyerek falan bisikletle dünya turu yapmak gibi çantanız falan taşımanıza gerek yok. Arabanın bağcını atıyorsunuz bitiyor gidiyor. Şimdi bunun için ekipmanlar da lazım işte. Onları söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Yatak, yorgan, malzemeler, işte çadır falan lazım. Bunun için bunlar lazım. Bu lüks bir aktivite zaten. Hani her parası olmayan gidemez buna. Paranız yoksa gidemezsiniz. Çünkü hem araba lazım, eşya lazım, işte benzin fiyatları falan. Onlar lazım. Bu konuyu uzatmaya gerek yok. Kısacası böyle ama benim bu konu hakkındaki düşüncelerim neler? Araba kampı karavandan daha güzel. Çünkü karavanda uzun süre yaşamanız lazım. Eksileri var. Bu sadece keyif için. Hani uzun sürede yaparsınız ama zor olur. Keyif için zaten videonun belli bol noktalarına da belli bölümlerinde bu kamp yapanların resimlerini de koyarım. Menülerde belki yapabilirim ama çok yapmayı düşündüğüm bir şey değil. Ama yapılırsa da güzel olur. Böyle tur yapmak için falan güzel olur. Genel olarak böyle şimdi. Malzemeler lazım. Şimdi kısaca konunun özetini de yapalım. Araba kampının artıları, eksileri var. Bunlar işte görünür yerlere çok yerlere gidemezsiniz. Görünür komşularınız olur. Araba ile gidilemeyen yerlere gidemezsiniz. Güzel özellikleri işte malzemeleri yerinden çıkarmanıza gerek yok. Arabanız daima yakında kalırsınız. Bunun gibi şeyleri vardır. Zaten çoğu işin güzel ve kötü yanları vardır. Bunun da güzel ve kötü yanları var. Kısacası böyle. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdi son bir şey daha söylemek istiyorum. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Genel olarak videoları beğeniyorsanız ama bak durduk yere abone olmayın. Abone olacaksanız da bildirim zilini çalın abi Yani abone olun diye tıklayıp oradan da tümünü seçeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Yoksa abone olmanın bir anlamı yok. Ama videoyu beğendiyseniz like atarsanız güzel olur. Sevinirim. Canlı yayınlarımız da devam edecek falan. Filan. Uzatmaya gerek yok. Neyse görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada son olarak da bu tarz videolar daha çok gelecek. İşte ilk başta ne konuşmuştuk. Hatırlamaya çalışıyorum şu an hatırlayacağım herhalde. Evet her sene futbol oyunu çıkmasının hakkında konuşmuştuk. Her sene futbol oyunu çıkmasının saçmalı hakkında da konuşmuştuk. Onu da kartlara falan koyarım. Videonun sonuna falan koyarım. Onlar hakkında konuşmuştuk. Bu da o devamı. Tabi dik çekecektim videoyu ama yan çektim. Çünkü dik durmuyor. E, malzeme dik durmuyor işte. Ekipmanların kötü olduğundan dolayı. Biz gariban bir youtuberız. Öyle bir youtuberız. Neyse uzatmayalım. Görüşürüz. Bay bay. Hadi neyse görüşürüz. Bu videoda bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.